de Sayın Başkan, çok kıymetli dinleyiciler, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Evet, iki felsefeci ve aynı zamanda iki sınıf arkadaşı. Böyle de bir şeyimiz vardır Milay'la. Ortak tarafımız vardır. Şimdi bir filmde izledim. Belki pek çoğunuz da biliyordur. Birisi doktora gidiyor. Doktora diyor ki, ya parmağımı nereye dokunduysam orası ağrıyor, acıyor. İşte koluma dokunduruyorum, kolum ağrıyor, acıyor. Bir acı hissediyorum. Doktor gerekli muayeneyi yaptıktan sonra diyor ki, vücudunuzda herhangi bir rahatsızlık yok. Sizin diyor parmağınız kırık. Şimdi gerçekten milliyetçilik meselesi üzerine düşünmeye başladığımız zaman, özellikle günümüz söz konusu olduğunda, siyaseti de dahil ederek bunu söylüyorum, nereye dokunsak acıyor. Böyle bir taraf var. Tabii acıyı hissetmemek mümkün değil. Ve tabii hastanın parmağının kırık olduğunu öğrenmesin, hastalığına ilişkin olarak zihniyetini değiştirmesine neden olmadığı müddetçe ağrımaya devam edecektir. Tedaviyi başka yerde arayacaktır. Öyleyse biraz belki de bakışımızı değiştirmekte fayda var. Sevgili Miray'ın söylediğine katılıyorum. Biraz bu meseleye felsefece bakmak. Felsefece baktığımız zaman da zorunlu olarak farklı bakmak durumuna gelmemiz lazım. Şimdi felsefece bakmadığımızda veya beşeri bilimler açısından bütün disiplinleri göz önüne alarak bakmadığımızda, başkasının ne söylediğinden habersiz bir biçimde kendimizi över dururuz. Rahmetli Durmuş Hocaoğlu bir yazısında diyor ki, el tokatı yememiş olanın diyor, olan diyor, kendi tokatını balyoz gibi zanneder diyor. Başkasının yazdıklarını okumayan da kendi fikrini matah bir şey zanneder diyor. Ve genellikle yapılan da budur diyor. Bu söylediklerim sadece milliyetçilik açısından söz konusu edilen şeyler değildir. Bu söylediklerim sosyalist hareket içinde geçerlidir. İslamcılar içinde geçerlidir. Milliyetçi hareket içinde bir bakıma bu söylediklerim geçerlidir. Şimdi niye geçerlidir? Sebebi şu. Milliyetçilik de dahil olmak üzere sosyalizm, komünizm, İslamcılık, bütün bunların dayandığı bir felsefe var. Bunlar özcüdür. Yani bizden ya milliyetçiliği tanımlar mısın derler. İşte solcu bir söz konusu olduğunda sosyalizmi, komünizmi tanımlar mısın? İslamcı olduğunda İslamcılığı tanımlar mısın derler. Ben derim ki, ya tanımlayabilmek için bunun hiç değişmeyen, zaman ve mekan üstü bir özünün olması lazım. Böyle bir öz var mı gerçekten? Şimdi özcü bakış tanımlıyor. Tanım aynı zamanda o her neyse onu sınırlandırıyor, determine ediyor, belirliyor. Ve daha sonra da yaptığımız tanıma göre kendi eylemlerimizi, kendi fikirlerimizi anlamlandırmaya,
Hatta bırakın anlamlandırmayı. Yaptığımız tanıma göre düşünmeye ve eylemde bulunmaya başlıyoruz. Kendi yaptığımız tanım tutup bizi adeta bir şekilde düşünmek ve davranmak hususunda zorlayıcı bir etkiye sahip kılıyor. Şimdi böyle bir sıkıntının içinden geliyoruz aslında bizler. Bu sıkıntıyı aşmanın yolu nedir? Bu sıkıntıyı aşmanın yolu bu özcülüğün karşısına belki de varoluşçu diyebileceğimiz, varoluşsal diyebileceğimiz ve sürekli bir biçimde kendi kendisini tamamlayan, tamamlamaya doğru giden özünü zaman içerisinde karşılaştığı problemlerle, bu problemlere karşı geliştirdiği tavır alışlarla, ürettiği fikirlerle oluşturmaya devam eden bir şey olarak görürsek acaba ne olur diye düşünüyor. Şimdi Milay'ın günümüz için bahsettiği durum bundan 100 yıl önce yoktu. Değil mi? Şimdi 100 yıl önce ortaya konulmuş düşüncelere göre bugün Milay'ın ortaya koyduğu problemlere bizim çözüm bulmamız mümkün değil. Bugün çözüm bulmaya başladığımız andan itibaren aslında yaptığımız şudur. Gelecekte de özünü oluşturmaya devam edecek olan bu millet ve bu millete ait aidiyet duygusunu en iyi şekilde ifade eden milliyetçiliğin özünün oluşmasına biz de katkıda bulunuyoruz. Ama bu hiçbir zaman bitmeyecek olan bir serüvendir. Nasıl ki devlet evet müddet ise bunu ayakta tutan hayat hamlesi olarak adlandırıyorum ben. Bergson'dan ödünç alarak kullanıyorum. Millet için hayat hamlesi olan milliyetçilik de aynı şekilde ebediyen özünü oluşturarak devam, varlığını devam edip gidecek olan bir şey olmak durumundadır diye düşünüyorum. Şimdi böyle bakıldığı zaman öyleyse milliyetçiliği zamanın sadece tek boyutuyla ele almanın son derece yanlış olduğunu özellikle ifade etmek lazım. Milliyetçilik kendisini muhafazakar olarak tanımlar. Evet, tarihin geçmişiyle ilgili olan kısmını dikkate aldığımızda bu muhafazakar durumu ifade etmesi elbette çok doğaldır. Ama ben tarihi, geleceği de içine alan ve özellikle şimdiyi hiçbir biçimde gözden kaçırmayacak olan bir tasarımla ele almak gerektiğini düşünüyorum. Tarih, geçmişte olup bitmiş olanların, olguların basit bir tasnifi değildir. Bir bakıma tarih, geçmiştekini şimdi, yani artık olmuş bitmiş dediğimiz şeyi şimdiye, henüz olmamış olan, olacak olan bir şeyi de şimdiye gözümüzün önüne getirerek tasavvurda bulunabileceğimiz bir bütün olması lazım. Şimdi böyle baktığım zaman ben milliyetçiliğin aynı zamanda ilerici, geleceğe yönelik ve hatta devrimci olarak da nitelenebilecek bir yönüne muhakkak surette vurgu yapılması gerektiğini düşünüyorum. Peki,
Milliyetçilik benim hayal ettiğim, düşündüğüme imkan verebilecek bir potansiyele sahip midir? Yani pek çok kişi diyebilir ki milliyetçilik böyle bir potansiyele sahip değildir diyebilir. Fakat ben milliyetçiliğin, tam da milliyetçiliğin hatta böyle bir potansiyele sahip olduğunu ve önemli olan da bu potansiyelinin açığa çıkarılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü milliyetçiliğin bu potansiyelini biz açığa çıkarmadığımız müddetçe yaşantısal, varoluşsal olarak bir duygu durumu olarak bir maç izlerken milli takımı desteklemek olarak vesaire vesaire milliyetçiliği yaşamanın ötesine geçemeyiz ve taşıyamayız ve teorik olarak milliyetçiliği savunma konusunda son derece güçlük de çekebiliriz. Peki bu nasıl olabilir bir şeydir? Nasıl ki nihayetinde bütün fertler esas itibarıyla kendisini tanımakla mükellefse, milletler de milliyetçilik idealini ortaya koyabilmek için kendilerini tanımakla mükelleftirler. Sokrates işte o kendini tanı derken aslında şunu söylüyor. Kendine bir sınır çiz. Fertlerin kendini tanıması sürecinde olduğu gibi milletlerin kendisini tanıma sürecinde de milliyetçilik bu tanımaya önemli bir argüman ve araç olacaksa ve onunla biz kendimize bir sınır çizmek durumuna geleceksek muhakkak surette sınırı doğru çizebilmemiz için sınırın öte tarafını bilmemiz gerekir. Çünkü sınır çizmek, sınırın her iki tarafını da tanımayı gerektirir. Bilmeyi gerektirir. Dolayısıyla bir milletin kendini tanıması, bir duygu durumunun ötesinde epistemolojik bir durumdur. Milliyetçiliği epistemolojik bakımdan temellendirmek için buna da bizim çok önemli bir ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Öyleyse ben milliyetçiyim diyen aynı zamanda kendisinin ötesinde olan, ötede olan, öteki olarak adlandırdığımızı tanımak zorundadır. Bilmek zorundadır. Bu milliyetçiliğin kendi dışına açılmak, dolayısıyla kendisini önemli bir biçimde yenileyebilmek için aşmak zorunda oluşunun da bir ifadesidir. Bundan dolayı ben hep şunu söylerim. Benim milliyetçiliğimin ötekisi ötekileştirilmiş olan değildir. Benim milliyetçiliğimin ötekisi kendisini tanımak zorunda olduğum, kabul etmek zorunda olduğum ve hatta kendimi bilişim ve varoluşum için kendisine muhtaç olduğumdan dolayı özen göstermek zorunda olduğum bir başkasıdır. Şimdi milliyetçiliğe yapılan eleştiriler neler daha çok? Diyorlar ki sizin kendi milletinizin dışında başkalarına söyleyebilecek herhangi bir şeyiniz yok diyorlar. Milliyetçilik böyleyse ben milliyetçi olmam. Çünkü Bilay da çok güzel bir şey söyledi. Farklı bir şekilde ifade edeyim. Bütün insanlara hitap edebilecek evrensel bir mesajınız yoksa konuşmanın anlamı yoktur.
Bu ipek böceği gibi kozasını örüp kendi içinde havasız kalıp ölüp gitmeye benzer. Bundan dolayı evet, Batı'yı tanımak zorundayız. Başka yolumuz yok. Dışımızda ne varsa tanımak zorundayız. Başka yolumuz yok. Çünkü aksi takdirde ne epistemolojik olarak kendimizi bilme, ne de ontolojik olarak kendi varlığımızın garantisini elde etme imkanına erişmemiz hiçbir biçimde mümkün değildir. Çalar oynarız. Şeyin dediği gibi, rahmetli hoca oğlum dediği gibi, el tokadı yememiş olanın kendi tokadını balyoz zannetmesi gibi bir duruma geliriz. Şimdi böyle baktığım zaman ben evet, özellikle de neye açılmam lazım? Özellikle de bana karşı duruşu olana açılmam lazım. Çünkü milliyetçiliği sadece işte zor zamanlarda insanları harekete geçiren bir tepki durumu olarak olmaktan çıkarmanın yolu da budur. İşe yarayacağı zaman alalım, kullanalım. İşe yaramayacağı zaman her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alalım. Böyle bir şey olmaz. Burada bu sözün karşısına nasıl çıkabiliriz? Evet, eğer milliyetçiliği sadece bir duygu durumu olarak alıp da zor zamanlarda insanların sırtını sıvazlamak için kullandığımız sözler yığını olarak düşünürsek, evet, bu alınır, ayaklar altına alınır. Buna kendimiz izin veririz biz. İzin vermemenin yolu milliyetçiliğin kendisini sürekli daha iyi formlara taşıyacak bir biçimde aşmaya çalışmasıdır. Bu da sadece kendini temellük etmek değil, Doğu'yu ve Batı'yı bir bütün olarak temellük etmekten geçer. Temellük edebilmenin yolu da onları bilmekten geçer. Bilmek benimsemek değildir. Ama bilmek yok etmenin aracı da değil. Dolayısıyla milliyetçilik illa farklı olanı benimsemek veya farklı olanı yok etmek gibi bir tavır geliştirmek zorunda değil. Millet şahsiyeti başka türlü de inşa edilemez, kurulamaz. Şimdi ben böyle baktığım zaman bir fikir hareketi olarak milliyetçiliğin pek çok insana cazip gelmediği halde bir duygu durumu ve yaşamsal bir durum olarak insanlar ister kendilerini milliyetçi olarak tanımlasınlar, isterse tanımlamasınlar, muhakkak surette milliyetçi reflekslere sahip oluşları arasında büyük bir ters orantının olduğunu görünce de hayret etmemezlik edemiyor. Çünkü birine ifade olarak ben milliyetçiyim diye söylediğinizde aldığınız tepkiyle milli takımı aynı maçta aynı milli heyecanlarla desteklerken aldığınız tepki birbirine benzemez. Sebebi ne? Sebebi milliyetçiliğin fikri olarak kendisini yenilemekten uzak kalışın, tarihe gömülüp kalması, tarihi de sadece geçmişten ibaret olarak görmesi ve yeni olan duruma kendisini yeni formlar, yeni davranış örüntüleri oluşturmak suretiyle kendisine yeni bir yol çizememesidir.
Önemli sebep budur. Şimdi bu açıdan bakıldığı zaman özellikle günümüzde bizim nelerin üstesinden gelmemiz lazım? Evet, din şu anda önemli bir problemdir bana göre. Ve milliyetçiliği kendi gittiği normal seyrinin dışında başka mecralara girmesine, yanlış yollara sapmasına ve hatta milliyetçiliğin doğal olarak kendisini aşmaya yönelik çabalarına olumsuz bir etkide bulunmaktadır bugün için. Neden? Çünkü denilen şu, İslamcılık milliyetçiliğe göre daha üst bir amaca hizmet eder. Dolayısıyla millet sınırlarının ötesine ancak ne ile geçilebilir? İslamcılıkla geçilebilir. Ama biz bunu tarihte gördük. Bunun geçilemediğini gördük. Batıdaki milliyetçilikle bizdekini birbirine karıştırmamak lazım. Batıda milliyetçilik feodalitenin yıkılmasına, milletlerin ve Rus devletlerin kurulmasına hizmet etti. Bizde milliyetçilik imparatorluğun yıkılmasından sonra ortaya çıktı. Feodal derebeyleri ile imparatorluğu birbirine karıştırdığımız takdirde bizdeki milliyetçiliği batılı bir tarzda anlamaya kalkarız ve bu milliyetçiliğin nereden geldiğinin farkında olmadığımızdan dolayı nereye gitmesinin farkına da varamayız. Bugün böyle bir sıkıntı var. Ayrıca milliyetçi şahsiyetçi olmak durumundadır. Şahsiyetçi kendisini var kılan ama milletle olan bütünleşmesini de ihmal etmeyen bir şahsiyetçi olmak durumundadır. Buradaki şahsiyeti kuran ahlaktır, etiktir. İslamcılığa baktığımız zaman, evet İslam dininin kendisinde muhteşem bir şahsiyetçi durum vardır. Ama tarihine ve bugünkü durumuna baktığımız zaman ahlakı yoktur. Ahlakı olmayan bir ideolojinin, bir fikrin, siyasileşmiş bir şeyin, düşünün milliyetçiliğin önünde büyük bir engel olarak durduğunu düşünün. Bu çok kolay kabul edilebilecek olan bir şey de değildir. Dolayısıyla milliyetçi şahsiyetini ahlaktan alır. Bu ahlak onu bir üst varoluş alanına taşır. Bir üst varoluş alanı da dindir. Biz en üst varoluş alanı olan dinden hareketle ahlaki alana değil, ahlaki alandan bir üst alana çıkarız. İkisi arasında en önemli temel farklardan birisidir. Çünkü biz öncelikle dünyada yaşayan insanlarız. Dünya düzeni bizi tatmin etmez ve başka bir düzene iştirak etmek isteriz. Ama dünya düzeniyle hiçbir irtibat kurmadan doğrudan sonsuzdan dünyaya inmeye kalktığınız zaman işte böyle absürt bir ahlak ortaya çıkar. Bir bakıma bizim dinle ilişkimizi ve Allah'la olan
ilişkimizdeki samimiyeti gözden geçirmeliyiz. Bunun muhasebesini yapmak durumundayız. Bunu yapmadığımız müddetçe din sadece bir takım hiç de dinin özünden kaynaklanmayan ritüellerden ibaret hale gelir. Ve bugün böyle bir olumsuz durumu maalesef yaşıyoruz. Tabii bugün bu dinle alakalı olarak dünyada ortaya çıkan durum hiç de hoş değil. Batı küreselleşme ile milliyet prensibini aslında yıkmaya çalıştı. İşte Fukuyama tarihin sonuyla dedi ki liberal kapitalizm ve liberal demokrasiden başka herhangi bir yönetim biçim falan aramayın. Tarihin sonuna geldik biz dedi. Ve hiçbir şeyde buna ne olmaz? Alternatif olmaz. Komünizm çöktü gitti. Efendim milliyetçilik biraz önce söyledim. Yani bir millete söylenenler bütün insanlara cazip gelmez. Alternatif olamaz liberal kapitalizme ve demokrasiye dedi. Din, Yahudilik zaten milli bir din. Hristiyanlığın dünyaya ilişkin, devlet yönetmeye ilişkin bir iddiası yok. Geriye ne kalıyor? İslamiyet kalıyor. İran'da da artık kola reklamları var. O da dedi. Bunların hiçbirisi ne değildir? Alternatif değildir. Arkasından Huntington hemen medeniyetler çatışması diye bir tez ortaya attı. Medeniyetler çatışmasında millet kavramı geçmez. Milliyetçilik kavramı da geçmez. Ne geçer? Din kavramı geçer. Dünyada iki büyük medeniyet var. Birisi Doğu, Müslüman Budist. Diğeri Avrupa Batı, Hristiyan medeniyet. Geleceğin savaşları milletler arasında yaşanacak savaşlar değil. Çünkü millet ve milliyetçilik önemli kaybedecek. Ekonomik olmayacak. Tamamen din savaşları biçimine dönüşecek. Çünkü medeniyetleri kuran dindir dedi. Evet, şu anda yaşıyoruz. Ve bunun tuzağına düşmüş olan bir İslam dünyası ve bu İslam dünyasının en aklı başında olan iki tane devleti birbirine karşı medeniyetler savaşından önce sevgili başkanımız çok güzel söyledi konuşmasında, her türlü mezhepçilik bizim dışımızdadır diye. Medeniyet işi çalışma diye. Evet. Şimdi İslam dünyasının aklı başında iki tane büyük devleti, bırakın medeniyeti, mezhebi rehber olarak birbiriyle çatışma içerisine giriyor ve Müslüman dünyayı, yani bugün İslam dünyasında bu karışıklık varsa eğer, evet dış güçler falan filan, hadi ben de kullanayım tırnak içinde, bunların elbette katkısı var, etkisi var. Ama bunda Türkiye'nin, İran'ın da şeyi var. Bunları şimdi bakın, ne yok ortada? Milliyet yok. Bugün biz ne kadar kaotik ve postmodern bir fikir ortamı içinde bulunuyoruz. O kadar açık ki bu. Üç tarzı siyasetin komik biçimini yaşıyoruz bugün Türkiye'de. Evet, milliyetçi olmayan yok. Fakat bu milliyetçiliğin dayandığı millet hangisidir belli değil. Belli değil bu. Herkes milliyetçi. Fakat hangi realiteye dayanıyor bu milliyetçilik? Bu belli değil. Abuk subuk bir Osmanlıcılık var ortada. Ve İslamcılık. İslam dünyasıyla kavgalı bir İslamcılık. Bunlar milliyetçi düşüncenin önündeki önemli engellerdir.
eğer konuşmamın hemen başında söz konusu ettiğim şeye geri döneyim. Millet için Bergson'dan aldığım o ifadeyi kullanayım. Bir hayat hamlesidir milliyetçilik. Önündeki engelleri aşmadığı müddetçe evrim durur. Ama bu hayat hamlesi bir fırsatını, bir imkanını bulur ve aşar. Bizlere düşen görev bu hayat hamlesini diri tutmaktır. Ve önüne çıkan engellerle fikri planda mücadele etmektir. Yeni fikirler söylemektir. Ama yeni fikirler söylemenin yolu da tarihi geçmiş olarak değil, geleceği de içine alan bir bütün olarak anlamak gibi bir zorunluluğumuz vardır. Aksi takdirde sadece seçim dönemlerinde milliyetçilik kullanılır. Bunun dışında esamesi okunmaz. Sabrınız için teşekkür ediyorum.